Tokyo Drift'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Biz mesela 2 hafta önce bir men yedik. Arabanın A'dan Z'ye bütün her şeyi söküldü. Cam filmleri, ayna kapakları, tekrardan maliyet yani bunlar. Ya aslında Kadir, biz çok yanlış soru sorduk ilk başta. Ya bu arabada ne yok? Bize onu söyle. İşte benim aracımdan, Tokyo Drift'ten hepinize merhaba arkadaşlar demeyi çok isterdik. Fakat Samet, neredeyiz? Bugün arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa'dayız. Uzak yoldan geldik. Aracımız yağmurdan sonra açan gökkuşağı gibi parıl parıl parlıyor. Kesinlikle öyle. Ve araçla ilgili düşüncelerimizi ifade etmeden önce araç sahibini çağıracağız. Fakat arkadaşlar, bu aracın bendeki hikayesini söyleyeyim. Arabayı ben buldum, biliyorsun Samet, Instagram derslerinde. Şöyle bir arabayı geçtim. Yani reels'i geçtim. Allah Allah, bu ne ya dedim. Çünkü bu tür araçları gördüğümüz zaman ne diyoruz? Yabancı olarak görüyoruz. O yüzden ulaşamayacağımız bir şey olarak gördük. Geçtim, bir daha geri sardım. Allah Allah, şöyle bir baktım. Direkt abi DM yoluyla araç sahibine ulaştık. Bizi kırmadığı için ona teşekkür ediyoruz Samet. Ne dersin, çağıralım mı? Çağıralım yanımıza. Yalnız ben de arabayı yurt dışında zannettim. Sen bana atınca, ama zaten burada yurt dışı sayılır. Yani en uzak yerimi burası oldu. Kesinlikle. En uzak Mustafa Kemal Paşa'ya gelmiş olduk. Ama biliyorsun ki haftaya da İzmir'e Uğur Durağan yanına misafir yavaş olacağız. Yavaş yavaş ülke dışına da çıkmaya başlıyoruz. Kesinlikle öyle. Ne dersin, fazla uzatmadan çağıralım. Çünkü onun düşünceleri ve araç üzerindeki emeği hakkında bilgi almak istiyorum. Gerçi şunu da söyleyeceğim arkadaşlar. Mete kardeşimizi çağıracağız ama araç üzerinde çok fazla bir emek var. Yaptığı her şeyi anlatırsak 3 iş gününü bulur herhalde. Çünkü araçta çok yüksek bir emek var Samet, öyle değil mi? Bu video diğer videolardan da uzun olabilir arkadaşlar. Çünkü nereden başlayacağımızı inanın bilmiyoruz biz de. Ama sıkılmadan izlenir bu video. Mete Akkoyun kardeşimizi yanımıza çağıralım mı? Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin. Seni şöyle alalım. Şaheserin sahibi olarak, başyapıt olarak. Evet Samet, arabaya geçmeden önce şöyle bir istersen Mete'yi tanalım. Mete'nin aklındaki fikirler nereden geldi, bu düşünce? Mete kimdir? Mete kimdir? Mete bir araba modifiye sever insandır. Arabayı yapma hevesimiz nereden geldi? Bundan önce de biz araba yapıyorduk. Kaplama, ıvır zıvır, ayır. 2-3 tane daha böyle araba yapmıştık. En son jubileyi yapmak istedik bu arabayla. Bu arabanın zaten ikinci sahibi biziz. Arabada kilometre falan da yok, siz de gördüğünüz gibi. Polo vardı aynı modellere yakın. Buna benzer bir kaplama vardı ama araba Türkiye'de değildi, Almanya'daydı. Arabayı tasarımcısına ulaştık. Kaplamayı tasarlayan kişiye ulaştık. Dedik böyle böyle bir kaplama biz de istiyoruz. Ondan sonra sağ olsun yardımcı oldu. Kaplamayı bize çizdi. Arabanın ölçülerine dair bütün her şeyi bizden bilgi aldı, şey yaptı. Bilgi aldı, biz bilgiyi verdik. İşin sırrı da zaten burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani illaki bir yurt dışı parmağı var bu arabanın üstünde. Ben peşin peşin söyleyeyim ya. Bu bir aşk. Yani keyif işi, zevk işi, hobi. Daha çok aşk. Yani kesinlikle, ki bu araca binen arkadaşlarda da çoğunlukla bir cesaret lazım. Şu an biliyorsun ki modifiyenin cezalar çok büyük, ağır. Fazlasıyla, ama şunu söyleyeceğim, yani kalkıp da bir sabah kalkıp hadi ben golf yapacağım düşüncesiyle mi çıktın yola? Yani öyle olmuyor. Biz aslında ilk bajant takmakla başladık bu arabaya. İlk baş jantlarını aldık arabanın. Jantları, ondan sonra dedik jantları boyatalım, onu yapalım, bunu yapalım. Ondan sonra kaplamayı çizdirdik. Kaplamayı bastırdık. Türkiye'de bir tür sorun yaşadık. İkinciye bir daha kaplama basıldı. Bursa'da Bademli garajda kaplandı araba. Ondan sonra farları, stopları da Almanya'dan özel getirttirdik. R32 orijinal far. İçlerini Gebze'de şeytan gözü yapıldı. Ayrıyeten şeye, parklara da mercek takıldı. Gündüz ledleri hoşumuza gitti. Öyle onları öyle taktırdık.
Türkiye'de bulunması zor bir, nadir bir araba aslında. Yani modifiye bakımından bakacak olursak. Trafik polislerinin de sabrını zorlayacak bir araba arkadaşlar. Yani başında hani Tokyo Drift'ten selamlar arkadaşlar dedik ama hakikaten araba yurt dışında yani. Birçoğu parçası yurt dışından. Üstündeki kaplama projesi yurt dışından. Şaka yapmıyormuşuz yani. Gerçekten de öyleymiş. Yani senin zevkine, ustaların da ellerine sağlık diyoruz. Kesinlikle öyle. Aslında araca geçmeden önce birkaç bir şeyler daha soracağım. Modifiye denince akla direkt insanların aklına gelen Air'dır, lambadır, cattır, cuttur geliyor. Biz de bunun dışına çıkmak istedik bu arabada. İçeride de bunu gördük fazlasıyla. Fakat seyircilerimiz de bunu oldukça fazlasıyla merak ediyordu. Bu aracın üzerindeki emeği bize anlatır mısın? Ne kadarlık bir sürede? Şimdi adam bir Air yaptırıyor, bir far taktırıyor, diyor ki bu benim 5 senelik emeğim. 5 senede bir Air taktırmak da bir farklı yani. Ona bakarsan benim gözümde şu aracın üstündeki değer de 20 sene falan anca toplanır. Aracı yaklaşık bir seneden beri farklı farklı şehirlerde hep bir şeyler eklendi. Tamponlar mesela özel tampon, orijinal tampon değil bunları. Bursa'da Cino Garaj'da yapıldı. Herkese tavsiye ederim bu arada. Çok güzel işçilikleri var. O zaman ona da buradan selam yollarım. Ali abime sevgiler. Bir gün belli olmaz. Belki de ziyaretine gidebiliriz yani. İnşallah. Bursa'da bu fiber üstüne yapabilecek insan yoktur. Ki dükkanına gittiğinizde de zaten anlarsınız arabaları görünce. O zaman ne yapıyoruz Kadir? Instagram'da kesinlikle etiketliyoruz. Cino Garaj'a yakında bir ziyaretimiz bulunsun buradan o zaman. İşte benim aracım ailesinden. Selam olsun. Dodikleri falan hep fikirler verdi mesela. Biz bunu istiyoruz dedik. Bu arabaya bu olmaz dedi. Bunu yapalım dedi. Kaplamayı mesela gösterdik. Bu arabaya nasıl bir tampon gider? Böyle tampon gider dedi. Arka tamponları mesela. Arka tampon olsun, spoiler olsun, ayna kapakları olsun. Bütün her şeyde bize yardımcı oldu. Esas meseleye aslında gelmek istiyorum ben. Arkadaşlar diyor ki evet araba çok güzel. Ama bugünün şartlarında bu arabayı Türkiye yollarına sürmek imkansız durumda. Nasıl bu arabayı karada yürütüyorsun? Bize biraz bahsedebilir misin? Biz arabayı genelde karada yürütmüyoruz. Çekici üzerinde bütün her yere gidiyor araba. Çünkü malum trafik polisi görür görmez bize kucağını açıyor direkt. Neredesiniz siz bu saate kadar, sizi bekliyordum diyor. Orijinal araçlara da zaten ceza bile yazıyorlar. Yani doğru, bu araba... Bugün cam filmi oldu takdirde arabayı trafikten men edebiliyor evet. Maneden geçmesi halinde yine sıkıntı. Biz mesela 2 hafta önce bir men yedik. Arabanın A'dan Z'ye bütün her şeyi söküldü. Cam filmleri, ayna kapakları, tekrardan maliyet yani bunlar. Yani bu arabayı aslında yürütmek isterdik değil mi Kadir? Şöyle bir videosunu yapalım dışarıda ama. Aslan yattığı yerden belli olmayacağım evet. Yani bunu böyle kapatalım ama. Ya Samet şöyle bir araca bence çekicinin üstünde de sıkıntı yaratır polis ya. Çünkü araçta orijinal hiçbir şey yok yani orijinal hiçbir şey yok derken. Her şeyi baştan aşağı el emeği göz nuru yapılmış. Yani çekiciden daha çekici diyorsun. Kesinlikle öyle. Zaten polisleri gördüğünde fotoğraf çekiniyorlar. Ondan sonra çıkartıyorlar listeyi, başlıyorlar yazmaya. Onlar da hasta da işleri gereği mi? İki tarafın da gönlü olsun. Şimdi böyle iyi konuşuyoruz dışarıdan da. Şimdi biz tabii konuşurken seyircilerimiz aradan geçen görüntülerimizi görüyor. Hadi bu lambayı yaptırdın, farı yaptırdın. Air konusunda çok başarılı bir çalışman olmuş. İçindeki o gökyüzü tarzı taşlama kaplamalar nereden o fikir aklına geldi? Instagram reels'lerde geziyorduk. Genelde yurt dışında görüyorduk zaten. Bunu Türkiye'de yapabilecek kişi bulamamıştık ilk başlarda. Ondan sonra Starlight Kocaeli denk geldi bize Instagram'da. Mesaj attık, konuştuk. Şu an arabanın üzerindeki yıldız tavan Türkiye'de tek. Daha önce hiçbir arabaya yapılmadı. Çünkü diğerleri sürekli tek tek yıldız tavan, bizimki gökyüzü desenli. Şu an yaşamış olduğumuz atmosferden daha fazla yıldız var arabada. Başkalarının aklına mı giriyor bu yıldız Samet? Yukarıdaki gökyüzünü aşağı almış. Gerçekten güzel bir görüntü olmuş. İçinin detayını aslında vermek istemiyoruz şu an. İlerleyen zamanlarda içinin detaylarını siz de göreceksiniz videodan. Merak edilsin. Merak edilsin biraz arkadaşlar. Samet az önce söyledin, onu destekleyecek bir konuşma yapacağım aslında da. Çok isterdik bunu tavır almayı milletin yani. İnşallah bir gün o da nasip olur. Fakat sen illaki ya bu araba burada yatmıyor. İllaki sürdüğünde birkaç kişilerden, insanlardan yorumlar almışsındır. İyi yönde mi yorum alıyorsun, kötü yönde mi? Tabii insanların önüne senin fikrinde yapmış olduğun aracı çıkarsam bile eleştirir insanları biliyorsun. Aynen, herkesin zevki aynı değil. Yani. Ne demek istersin bu konuda? Var mı böyle kötü yorumlar aldığın veya iyi? Kötü yorum aldığım çok az nokta var. Genelde çoğu kişi arabayı görünce dönüp tekrar bakıyor. Valla gittiğimiz çoğu yerde dikkat çekiyor. Zaten pek fazla bilmiyoruz arabayı. Genelde kapalı otoparkta duruyor veya burada duruyor. Güzel görmek isteyen her yerde güzel görür. Kesinlikle. Bakmak vardır aynen, diyelim. İki çeşit bakmak vardır. Ki şunu da söyleyeceğim arkadaşlar. Aracın modifiyesini falan her şeyini çok güzel eleştirdik de
orijinaline de dönecek olursak 120 bin kilometre bir araçtan bahsediyoruz. Değişen hiç boya binmedin hiç ya? Hiçbir şey yok yani. Değişen boya hiçbir şey yok. Birkaç gamzesi var hatta videoda belki denk gelmişsinizdir. Gamzeleri dahi çektirmedik. Nazar mı? Onlar nazarlık. Nazarlık. Kadir, aslında arabanın modelini, markasını söylemedik. Hani bizi az çok modifiye camiası takip ediyor ama bilmeyen arkadaşlar da bazen videomuza denk gelip görebiliyor videomuzu. Hani hangi model? Biraz arabadan bahsedebilir araba misin? Araba Volkswagen Golf. Golf 5 diye geçiyor. 2006 model. En dolu paketi sunroof hariç. Sunrooflar zaten Volkswagen'de ayrıyetten eklettirilebilen bir şey. Opsiyon. Opsiyon el aynı. Fabrikadan daha iyi yaptığımızı düşünüyorum ben şu an arabayı. Bunu tartışacak arkadaş varsa gelsin diyorsun ha. Fabrika geri çağırmasın arabayı. Yok, kesinlikle ben olsam vermem yani, çağırsa bile. Verme gibi bir niyetimiz yok zaten. Fabrikayı üstüne yapsalar geri vermem diyor. Bizim göz ağrımız bu ya, çok değişik bizim için. Peki aracı bir tek sen mi biniyorsun? Yani var mı öyle abi kardeş? Abi var. Abi biniyor, yenge biniyor. Oo, maşallah. Araba. Air konusunda sıkıntı yaşıyor musun yani? Yaşadın mı daha önce ve Air'ı nereden yaptırdın? Çok merak ediyorum. Air'ı DRN garajda yaptık. Necati abi sağ olsun götürdük biz ona. Abi dedik bu araba yere otursun. Gördüğünüz gibi kürdan çöpü girmeyecek kadar yerde araba. Vallahi kürdan sansa kağıt da girmeyecek gibi Samet. Bursa'da mı yaptırdınız? Bursa'da yaptı Necati Dinç. Ona da selam olsun, onu da etiketliyoruz. Arkadaşlar, Bursa'da etiketlemeyeceğimiz dükkan kalmayacak herhalde. Herkesin bir el emeği var yani, ortak bir emek. Yani bile sadece Bursa içinden değil, Kocaeli'ye starlikleri yaptırmaya gittim dedin. Gebze'ye farların içini yaptırdık. Almanya'dan kaplama projesi. Almanya'dan kaplama sipariş ediyor. Arkadaşlar, her yerden bir şey eklenmiş. Araç NATO'ya üye olması lazım abi, her ülkeden bir emek var yani. Hani bu araç dükkan burada mı duruyor genelde şu an itibariyle? Genelde kapalı otoparkta duruyordu ama bugünden sonra burada duracak. Çünkü çok zor çıkarttık. Buraya geri indirme gibi bir niyetimiz yok buradan arabayı. Yani demek istediğim, insanlar kafasını 90 derece çevirmesini başarabiliyor mu bu araba? Başarabiliyor benim düşüncem. Ama insanların düşüncesi farklı olabilir yani. Kaplamanın rengini beğenmeyen var. Neden fazla renk var diye, renk var diyenler oluyor. Herkesin zevki başka arkadaşlar. Öyle, şimdi aynen. Bu adam böyle sevmiş, böyle yapmış. Veya ben sadeyi severim, sade yaparım. Kadir renkli jant sever, ben renkli jant sevmem. Kesinlikle. Bu durum değişir kişiden kişiye. Arabayı elinden çıkaracakmış gibi durmuyor. Uzun yıllar bu arabayı, hatta daha da üstüne koyar mı diyeceğim de bir yer kalmamış koyacak. Yeni bir proje düşünce var mı yani kafanda? Şu anlık düşüncemiz yok yani farklı bir araba üzerinde. Bunun zaten gördüğünüz gibi izleyecek herkes zaten. İzleyenler de fark edecek. Üzerine koyulabilecek ekstra bir şey kalmadı arabada. Yani yapılırsa üzerindeki değişiklikler mesela. Bu farlar yoktu arabanın üzerinde. Bundan önce başka farlar vardı. Belki videolarda denk gelen olmuştur. Artık iyice üzerindeki yapılanı tekrar değiştirmeye başladık. Yani yapılacak bir şey kalmadığı için sürekli üzerindekiler tekrardan değişiyor. Hani gerçekten araba çok dolu olmasına rağmen sırıtmıyor. Yani bulanık bir rengi olmasına rağmen, hani bazı insanlar sade sever ya, o açıdan söylüyorum. Farlar mesela, farları genelde insanlar far tasarımı yaparlar. İşte Angel'lar olur ya hani BMW'lerde olan tarzı. Ama sen burada sarı yaparak arabaya güzel bir görünüm sağlamışsın. Uyum da sağlamış turunculuk. Bu turuncu far şuradaki kaplamaya o kadar yakışmış ki. Sanki şuranın altında da bir led kaplama var. Hani orayı aydınlatıyormuş gibi gözükmüş. Oldukça başarılı olmuş bu konuda. Yan tarafta jantlar da arkadaşlar. Arabanın jantları da birazdan söyleyeceğim. Arabanın rengiyle birebir uyum sağlıyor. Bunu başarmak da bir meseledir. Arabanın jantları her bakış açısından ışığa göre zaten renk değiştiriyorlar. Onu da Bursa'da CNK Dekor yaptı. Onların da emeği var yani. Biz ilk yaptığı yani boyattık jantları. Jantlar boya bu arada. Jantları boyattık. Biz görünce direkt jantlara aşık olduk. Yani orijinalken jantlar füme rengindeydi. Fümeyken herkes diyordu bu arabaya bu jantlar hiç güzel durmayacak, öyle olacak, böyle olacak. Jantları bir boyattık. Herkes yok o jantlar, bu jantlar değil diyorlar. Benim arabada mı yaptırsam diyen çok olmuştur herhalde. Bu arabaya bu kadar masraf yapan adam çok da kafası atarsa kabriyoyu da çevirir herhalde bunu yani. Canının istemesine bağlı diyorum ben. Videoda biz ne yapalım? Sarruf mu koyalım yoksa? Bir sarruf koymanı isterim ya. Bir sarruf koyalım arkadaşlar. Biraz açılalım size zahmet. Şöyle. Onaylı mı sarruf arkadaşlar? Fazlasıyla bence onaylı. Evet arkadaşlar, arabanın ruhu şu an burada. Kesinlikle öyle, tam da anlamını taşır bir çizim olmuş da grafiti olarak el yapımı değil mi bu? El yapımı, el çizimi. Bir abimiz sağ olsun bunu bize çizdi. Kendi eliyle, el emeğiyle. Ben yaptım dese diyecektim, eh be Mete tamam. Hani bu da yurt dışından gelmemişse çok iyi diyecektim. Bu da başarılı olmuş Ahmet ya, 10 numara yapmış. Yani daha neyi düşünüyorsun Kadir, amatörlerin olduğu yer bile şu an süsle kaplı. Eksiğim yok diyor ya, açıkçası bunu anlatıyor yani.
Maşallah diyorum. Sana maşallah diyelim değil mi? Maşallah diyelim Mete kardeşim. Biz bir yine bir çekim yapmıştık. Araba çekici. Eyvallah. Bizim Mustafa abinin arabasını çektik. Ya arabaya o kadar Kadir'le ben böyle gözümüz... Bir de canlı yayında o anda. Hani millet de izliyor diğer bir yandan. Kötü bir gözle bakmadık yani arabaya. Yani maşallah dedik. Çok güzel bir araba yapmış. Yani çekiciyi adam Air yapmış. Onu çok beğendik. Ya 2-3 dakika konuşuyoruz adamından. Birden cam çatladı. Çok dikkat çekecek bir durumda ama arkadaşlar şu kesinlikle ayrıntıyı geçmeyeceğim. Farı söküp içine etiket takmak. Nazara geldik. Arkadaşlar şu an gerçekten nazara geldik. Hani böyle bir nazar şeyi göremedim ya. Bir maşallah deseydik ya. Şuraya bakın ya. Yani bu kadar bir nazar olabilir yani. Sonra arkamızı döndük baktık ki dükkanın camını kırmış. Ona da buradan selam olsun Megi Çeyir'e. Megi Çeyir'i tanıyor musun? Mustafa abi seviyoruz biz ya. Bir çalışması var. Ortalama bir hafta kadar bitecek. Air'ını yapacak. Renault Flash üstünü kesti. Mustafa abi buradan sana biraz seslenelim değil mi Kadir? Ne zaman yapıyorsun abi Flash'ı? Arkadaşlar aracın yan tarafına gelecek olursak. Zaten ön tarafında Mete kardeşimiz bize her şeyi anlattı ama kamera açısından tek tek hepsini incelemek istedik. Mete hakikaten dediğin gibi de şöyle baksam sarı, böyle baksam mor. Kafam karıştı. Bu nasıl bir renk ya? Renk çok güzel. Bizim en çok hoşumuza giden jant rengi bu taraf zaten. Sağ taraftaki jantlar. Burası kaplamayla zaten uyuyor. Tam denk geliyor. Kesinlikle. Ya önde de lambalar kaplamaya uyuyor. Yani bunu bilerek mi yaptın, tesadüf mü denk geldi? Jantları da bilerek böyle yaptırdık. Renkleri kendimiz seçtik arabanın rengini bildiğimiz için. Tamam. Yani krom çıtaları koyduk. Krom detaylar ekledik yani daha güzel olacağını düşünerek. Bunları bazı kişiler diyor krom değil de parlak siyah yapsanız daha güzel olur diyor. Bizim zaten siyah fazla var arabada. Siyahla daha fazla boğmak istemedik. Krom daha güzel gözükeceğini düşünerek krom yaptık yanları. Düşünmeden yapılacak bir araba değil bence. Niye diyor sorarsan. Şamelon yazmışsın. Sanırım Türkçe anlamı bu kalemin oluyor. Aynen öyle. Araç bu kalemin olarak sahalarda. Çok güzel durmuş. Jantların uyumu olsun, arabanın rengiyle uyumu olsun. Çok güzel durmuş. Arkadaşlar yani kısacası şunu söyleyelim. Bulunduğu ortamın rengini alan bir araç var karşınızda. Herkes ayağını denk alsın diyorum Samet. Bu kalemin zaten Instagram'da da Şamelon isminde yer alıyorsun. Hakikaten de anlamını taşıyan bir araba. Bulunduğu ortamın rengini alıyor. Jantlar olsun, tampon olsun. Bir kere daha söyleyeceğim. Eline emeğine sağlık Mete gerçekten. Çok güzel bir araç ya. Hayran kaldım yani. Detaylar dikkatimi çekti. Mesela bir önceki çektiğimiz araçlarda arkadaşlar şeyden şikayetçiydi. Yandaki bu sağ çamurlukların air bastığında giderken sağ çamurluğu çatlatmasından şikayetçiydi. Sen buna ek yaptırmıştın. Bu biraz başarılı olmuş bence. Yani çok ayrı gösteriyor arabayı. Biz dördükleri çok isteyerek yaptırdık aslında. Ali abimiz yaptı Cino Garaj. Bunun da çok büyük emeği oldu diklerde. Hatta bizim dördük başta niyetimiz yoktu. Jantları nasıl oturturuz gibisinden düşünüyorduk. Dördükleri yaptırmak arabanın biraz daha bize aşağı inmesine sebep agresif oldu. Görünmesine sebep oldu. Gerçekten güzel durmuş ama bu air bunu nasıl patlatmıyor? Şaşılacak bir durum arkadaşlar. İşte bu bir tık dışarıda olduğu için mesela bu sefer dodikler olmasa teker içeride de şeyi sıkıştırıyor. Çamurluk davulla davulmazını sıkıştırıyor. Patlamaya yol oluyor. Yani patlıyor çamurluk. Güzel bir işçilik yapmış ama kardeşim bunun işçiliğini yapmasan bu arabaya bunu uyduramazsın. Kesinlikle öyle. Jantlar zaten orijinalinden dışarıda spacerlarla beraber. Yani normalde 3 santim 5 santim spacer kullanıyorlar. Bizim önlerde 5, arkalarda 8 santim spacer var. Orijinalinden yani ekstra yapılandan daha da dışarıda. Ya aslında Kadir biz çok yanlış soru sorduk ilk başta. Ya bu arabada ne yok? Bize onu söyle. Eksiğin ne? Abiciğim bize onu anlat. Bu arabanın tek eksiği R32 motor olmaması. Sana arkadaşlar niye yapılmasın Kadir ama araç şu an zaten garajda yatıyor. Ya orası yani yapılsa da ülkemiz şartlarında böyle bir arabayı kullanmak imkansıza yakın diyebiliriz. Evet arkadaşlar şu an arabamızın arka görünümüne geldik. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yeni evlenecek çiftler olursa düğün salonu olarak kiralanabilir bir araç. Şu ses sistemiyle Samet değil mahalle bütün bir semt. Düğün yapabilirsin diyorsun. Öyle öyle kesinlikle. Burada sözü Mete'ye vermeden önce Samet senin yorumun nedir ya şöyle benim bir bakacağım. Benim yorumum ne Kadir biliyor musun aslında? Şu ses sistemi olsun işte şu kapak olsun her şey ayrı bir tarafa. Arkadaşlar sopa görebiliyor musunuz? Yok. Yok. Nerede peki bu? Nerede peki bu işin sırrı? Arkadaşlar iki tane çubuk var burada. Amasörlere sıkıştırılmış. Ya bu iş zeka işi ne diyelim Kadir? Kesinlikle öyle ve arkadaşlar yani öyle plastik bir çubuk tutmuyor. Oldukça ağır, ağırlaştırılmış bir kapak. Demir çubuklarla yaratılmış. Bunu kim düşündü Mete kardeşim?
Onu bizim rot balansı bir abimiz düşündü. Büyük bir çözüm yapmış yani. İnsanlar normalde sopa koyuyor buraya. Biz de sopa, nasıl sopa yapsak güzel olur diye düşünüyorduk. O zaman fikir fikirden üstündür. Ona danıştık. O da dedi böyle bir şey yapsak dedi daha güzel olur dedi. Hem kötü görüntü olmaz dedi. Bize amatör kiliklerini önerdiler baştan. Amatörleri kitlemek için aparat varmış. Ondan sonra onu araştırdık. Plastik olduğu için onun da taşımayacağını düşündük. Kadir sıkı tut. Yoksa kamerayı mamarayı elbiselerimiz ne var ne yok bırakır gideriz. Arkadaşlar şöyle bir şey. İnşaat demiri. Yani arkadaşlar sopa koymaya gerek yok. Hani sopayı süslüyorlar. En azından şöyle bir şey koysalar. Kötü görüntümüz olur. Aynen öyle. Görüntüyü ortadan kaldırır. Şöyle. Eminsin değil mi? Böyle. Mete seni ortamıza tekrardan alalım. Evet Samet. Mete'ye soralım. Bu ses sisteminin değeri ne kadar ve ne kadarlık bir ses sistemi var ortada? Bastan başlayabilir misin? Baslardan başlayabilirim. Basların bir tanesi 1500 RMS. Şu an üzerinde iki bas var. 1500, 1500, 3000 RMS bas var üzerinde. Az önce açmıştık hatta yan taraftan eşyalar dökülüyor diye geldiler. Öyle ufak bir deneme yaptık ses. Basların ayrıyetten amfisi var. Mono amfi 10.000'lik. Zaten sistemi sadece amfiler taşımıyor. Ayrıyetten işlemci var. İşlemci yani amfiden ayar yapılmıyor ses sistemine. Sadece işlemciyle bilgisayar ile bağlanıp yapılabiliyor. Zaten apokalipsiyi bilen zaten bilir. Bugün en iyi kolonlardan bir tanesi diyebilirim. 350 RMS bir tanesi. Ne kadar net ses verebileceğini zaten bilen bilir. Caddedekiler beni gördüyse bilir diyorsun yani. Öyle söylüyorum. Aynen öyle. Bundan ziyade 3 tane amfi var araçta. Bir tane işlemci var. Tizler için ayrı amfi. Hoparlörler için ayrı amfi. Baslar için ayrı amfi var. Işıklandırma yaptık. Işıklandırmayı göstermiştik zaten. Abi yani TEDAŞ görmesin arkadaşlar. Sayaç bağlılar arabaya valla. Araçta zaten iki tane akü mevcut. Bir tanesi sağ koltuğun altında. Bir tanesi orijinal aküsü. Hala da zorlanıyorlar. Üçüncü aküyü koysak mı diye düşünüyoruz arabaya. Şimdi onu diyorum bu kadar sistem bu akü nasıl kaldırıyor? Tek akü kaldırmıyor çift i̇şte. Akü var. Çizim bile kaldırması bana göre yani bir şey. Yani o bile şaşırtıcı bir şey. Dedi mesela air tüplerimiz şeyde istepmede. İstepme açılmıyor şu an gerçi ulaşmamız imkansız tesisatı almamız gerekiyor. Diyelim ki teker patladı istepme lazım. İstepme yok. Lastikçi arıyoruz geliyor. Eyvah. Kit bulundur yanında köpük bulundur var da. Lastiğin patladığını hissetmiyorsun ki zaten 35 yanak 30-35 yanak lastik var arabada. Zaten lastik patlak diyor Mete. Ses sistemi bir tek kapılarda ayrıyetten kolon yok zaten bagaj yeterince fazla yetiyor. Burada da ses sistemi soran bu araçta iyisin araçta. Şuradaki Burhan yazısını merak ettim. Sizlerlerin ismi galiba? Mustafa Burhan. Arabanın çok büyük emekçisi bütün planları düşünen kişi diyebiliriz. Bu arada buradan selam söyleyelim mi Samet? Mustafa Burhan bizden selam olsun. Arabanın proje çizimi ona ait galiba. Aynen, hatta arabada isimler yazıyor. Onun kızı ve oğlunun ismi yazıyor. Herkesin öyle bir eli var bu araçta Samet ya. Ben öyle gördüm. Şuradaki egzozların üçü de aktif mi? Yoksa görsel amaçlı mı taktırdınız? Üçü de aktif egzozların. Zaten sesini duyar herkes. Gösterdik zaten arkadaşlara çalıştığı gibi. Boğazdan komple krom boruyla sona kadar krom olarak geliyor. Egzoz. Aynen. Onu çekelim imkanımız olsaydı 10 numara olurdu aslında Samet. Artık ne yapalım yılan kameramı sokalım altına? Yok yılan değil de aracı tavana çıkarabiliriz aslında. Evet Samet onun harici. Biraz da kapağı kapatalım arabanın arka tarafı bakalım. Şöyle yardımcı olacağım. Arkadaşlar bayağı bir yazı var. Normalde arkalarına yazarlar ya Kadir işte bir F-16 değildik ama çok Rus düşürdük. Kesinlikle. Bunda o tarz bir yazı yok arkadaşlar. Genelde İngilizce. İşte burada logolar olsun, Instagram hesapları olsun. Böyle nasıl diyeyim sana yabancı yazılar kullanılarak aslında aracın yapılış amacına dönülmüş. Kalkıp da şöyle kamyon arkası sözler yakışmaz zaten bu arabaya. Yani dedim ya o sözü kullansan olmaz bu arabanın Türkçe arkasına. Türkçe yazanların bile hepsinin farklı bir anlamı var. Beni bir sal mesela polisler görünce beni bir sal abi. Hepsinin bir anlamı var. Aynen para şartları değiştirir duyguları değil. Bu çok anlamlı. Benim de çok hoşuma gitti kapak indiği gibi. Para şartları değiştirir duyguları değil. Oldukça manalı. Onun harici Samet. Farlar falan oldukça detaylı ya. Maşallah. Ya, arkadaşlar zaten araba kalite. Görmeyen göze ışık ne yapsın Kadir? Kesinlikle öyle ve farkındaysan böyle aracın arka tarafını sadelikle yani sadece kaplamayla bırakılmış. Sade görüntü arkadan araba daha hoş durduğu için sade bırakmayı tercih ettik. Zaten stoplar tamamlıyor, egzozlar tamamlıyor, plakalar tamamlıyor.
Harika Cam'daki yazılar bütün her şeyi zaten gösteriyor. Baba çıkabeyi. Spoiler mesela Golf 5 hiçbir araçta yok. Şu spoiler yoktur yani, göremezsiniz. Özel yapım spoiler. Golf 7.5 lira yapılıyor normalde, standartta. Biz Golf 5'te uyguladık. Peki bunu. Peki bunu uydurmak için herhangi bir proje çizildi mi yani? Bunu da Cino, kesin. Ali abimiz yaptı bunu da. Abi Cino abi neymişsin sen öyle ya? Yani şu gördüğünüz flaplardan tutun, arka tarafı, ön tarafı, çamurlukları, marş bir yerleri, bütün her şeyinde emeği var yani arabanın. Egzoza gelecek olursak mesela hiçbir Golf 5 araçta 3 aktif ortadan çıkış egzoz yok. Zaten bunların orijinal egzozları çok farklı olduğu için şu an orijinal değil yani egzozu. Abartma egzoz var. Gönül isterdi ki dışarıda çıkıp sıkalım hep beraber. Kesinlikle. Ama malum biliyorsunuz durumları. Arkadaşlar ya şu temizlikte mesela araca su tuttum dedi sen. Ben bu aracı kalkıp da yağmurlu çamurlu havada kesinlikle dışarı çıkarmam ya. Kralı gelse çıkarmam yani. Toz bile gelmesini istemem araca. Yani biraz çamurluydu. Çamurlu olduğu için ben su tuttum. Zaten kapalı alandan çıkarttım. Yine kapalı alana getirdim arabayı. Kesinlikle öyle en güzeli. Evet, ne dersin, aracın içine geçelim mi? Geçelim. Oldukça büyük bir emek var. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Bizleri beğendiyseniz izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Tabi bundan önce Mete kardeşime teşekkür ediyorum. Zamanında bizi ayırdı. Belki bir işi vardı, yoktu. Hakkını helal etsin. Helal olsun. Siz de aklınızı helal ediniz. Bir de çıktınız, onun yoldan geldiniz. Arkadaşlar, aracın zaten bizi dikkatimizi çekmesi üzerine ortalama 24 saat geçmeden aracın yanına geldik. Aynen. Fakat en büyük etken bizi zamanında ayırmaktı. En başta abone olup like atmayı unutmayın. Fakat Mete kardeşime dediğim gibi zamanla yaptığın için çok teşekkür ediyoruz. Bizim firmamızın diyeceğim ünlü bir sözü var. Onu söylemeni rica edeceğim. Sence seyircilerimize de soruyorum. Arkadaşlar şöyle bir açalım. Onaylı mı? Onaylı. Görmeyi seveyim. Tamam mı? Mükemmel. Baba Mete. Allah'a teşekkür ederim. Allah'a teşekkür ederim. Abi zamanını aldık. Kusura bakma. Cansın. Allah'a emanet. Abi memnun oldum. Samo, kapat abi bunu. Kaydet.